Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda muhteşem stoper ikilisini ya da üçlü savunma oynuyorsak, üç stoper oynuyorsak işte üç stoperin ikisinin sel savunma mantığındaki stoper olmasını, birinin de daha değişik oyun kurucu mantığında stoper olması kafasının detayını anlatacağım. Antrenman detaylarına ineceğim, ülke detaylarına ineceğim. Başlıyorum. Bilmiyorum kaç dakika sürer. Sonuna kadar izlerseniz yani stoperle ilgili hiçbir soru kalmaz. Şimdi önce şunu söyleyelim. Ben stoper olarak iki ülke ise önermiştim. Ülkelere göre dağılım videolarımı izlediyseniz. İtalya ve Portekiz diye. Bu mantıkta sert savunma stoperini tabii ki İtalyan seçmeye kafasındayım. Ama tip olarak, yapı olarak Javstam. Yani böyle sert, ağır bir stoper düşünmemiz gerekiyor. Güçlü stoper ve kafa vuruşu iyi bir stoper düşünmemiz gerekiyor. Diğer oyuncumuz da ben şöyle düşünüyorum. Eğer bana, yani sistemime, kafama inanıyorsanız ve ne bileyim dörtlü oynuyorsanız ya da üç stoperle oynuyorsanız özellikle ortadaki stoperinizi DC, DMC seçin. Çünkü bu oyuncunun ekstra faydası olacak benim vereceğim antrenmanlarla. Çünkü ben bunu DC, DMC mantığında oyun kurucu vermenizi de özellikle isteyeceğim. Ve bu İtalyan dediğimiz Portekiz, yani İtalyan dediğimiz stoper tipine de şey vermenizi istiyorum. Kafa vuruşu. Sersama şey güçlü defans verirsiniz bilemem. Ben onları genelde böyle düşündüğümde ya üç stoperim olduğunda, üç stoper mantığında birini verdim ya, iki sersama mantığında birine kafa vuruşu, birine güçlü defans veririm ama benim hani Desenski dördü defans oynasan ve bu dediğin şeyleri kendin yaparsan ne yaparsın? Bir kafa vuruşuyla ilgili veririm stopere. Bir de oyun kurucu veririm. DC, DMC. Bu özellikle DC, DMC'nin altını çiziyorum ve kusura bakmayın başlıyorum. Şimdi İtalya'nın sert savunma stoperinde benim aradığım 6 özellik var ki zaten özellik kalmadı denilecek ama ben gene söyleyeyim. Ya kafa vuruşu, pozisyon alma, markaj, güç, agresiflik, top çalma. Kafa vuruşu niye başa söyledim? Çünkü kafa vuruşu vereceğimiz için ana fikir olarak. O da İtalyan stoper olmasını, boyunun 1.90 üstü, 1.95 veren olmasını isterim. Başlayalım. Önce kafa vuruşunu verelim. Antrenmanını. Kafa vuruşu antrenmanında ne demişiz? 3 tane kafayı kullan. İki tane drone top kullanma. Bir tane de, pardon, 3 tane drone top kullanma vermişiz. Doğru mu? Evet, 3 kafayı kullan, 3 drone top kullanma. Evet, şimdi ya böyle yapmamın da bir sebebi var yani, böyle de bilin. Neydi? 3 tane drone top kullanma, 3 tane kafayı kullan. Kafayı vuruşta. Yani kafa vuruşunda. Bunu hallettiniz. Bu birinci madde. Neydi birinci maddemiz? Kafa vuruşu. Bunun için 3 tane kafayı kullanma. 3 tane de drone top kullanma. Bunu hallettik. Gelelim ikinci, yani pozisyon almaya. Ya pozisyon alma. 3 tane rakibe pres uygula. 2 top çevirme. Bir tane de gene kafayı kullan. Bunu yaparsanız da pozisyon alma ile ilgili gelişir. Çünkü bu stoperlerde pozisyon alma çok önemlidir. Özellikle sert savunma stoperler genelde çıkmadığı için daha çok pozisyon almasının yüksek olması gerekir. Markaja geldi. Neydi bu? Bunu anlattık. Pozisyon alma. 3 tane rakibe pres uygula. 2 tane top çevirme. 1 kafayı kullan. Gelelim markaja. Markajda da bende şu anda açık olmayan 3 tane tek defans hattı vereceksiniz. Tamam mı?
3 tane tek defans hattı vereceksiniz. Ben de şu anda açık değil. 3 tane tek defans hattı vereceksiniz. 3 tane de duran top kullanma vereceksiniz. 3 tane de duran top kullanma. Yani 3 tane tek defans hattı, 3 tane de duran top kullanma vereceksiniz. Gelelim güç. Güç önemli benim için. Bir özellik de güç. Güçte 6 tane yapıştırın. Güç. Ve güç çok önemli. Özellikle sert savunma stoperlerinde gücü 200'ün aşağısında yapmamamız gerekiyor. Eğer yeşillerimiz çok yüksekse. Haberiniz olsun. Gelelim agresifliğe. Agresiflik için ne demişiz? Agresiflik için açtırmalarda 2 tane engelli koşu. İki rakibe pres uygula. Bir top çevirme. Bir tane de merdivene karyoka. Tekrar söylüyoruz. Agresiflik için 3 tane engelli neyi bakayım? 2 tane engelli koşu. 2 tane rakibe pres uygula. Bir top çevirme. Bir merdiveni karyoka. Okey. Yani tamam, yani bunu da hallettim kendi adıma. Gelelim 6. özellik, top çalma. Yani 3 tane rakibe pres uygula. 3 tane de teke tek bitiricilik. En çok buradan gelir. Görürsünüz yani rakibe pres uygulayı beri şişirdikten sonra bundan gelir. Şu kafada da olabilirsiniz. 6 tane rakibe pres uygula verir. Edersiniz. Biterse 6 tane de teke tek bitiricilik verirsiniz. Onu da yapabilirsiniz ama ben genelde böyle yapıyorum. Söyleyeyim. Top çalmada da ne dedik? 3 tane rakibe pres uygula. 3 tane teke tek bitiricilik. Ne özellik verecektik? Kafa vuruşuyla ilgili özellik verecektik. Neydi tam adı? Ben doğru söyleyeyim de. Özellik almış. Burada kafa vuruşu vermiyor. Burada kesin gösterir. Neymiş? Hava topu hakimi. Yani hava topu hakimi vereceksiniz. Ondan sonra... Gelelim yine antrenmanlara. Neydi? Boyunu 1.95 gibi bulsanız iyi olur. İtalyan bulsanız iyi olur. Bu 6 özelliği 200'e çıkarsanız muhteşem olur. Diğerleri, bir de şunu söyleyeyim. Benim bu verdiğim antrenmanlarda diğerleri de 50'de 60'da 70'de kalmıyor zaten. Haberiniz olsun. Yani onları da ayarlayabildim. Onlar da çıkıyor ama bunlar daha yüksek çıkıyor. Ekstra özellikler çok önemli. Gelelim DC DMC mantığı. Neden DC DMC diyorum? Ya bunu ayrıca DMC mantığı olduğu için İsmail da seçebilirsiniz ya da işte İsveç seçemeyi sert savunma mantığında. Genelde bunu oynayanlar sert savunma mantığında oynamaz. Yani öyle oynasalar İsveç de seçeriz ama yani Portekiz'in yanına İsmail da seçebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Çünkü DC DMC mantığı, neden diyorum? Oyun kurucu olması gerçekten işimize yarayacak. Bak, yarayacak. Hani zamanla göreceksiniz, takımlar buna evrilecek. Yani DC DMC'li oynayacaklar ki oynayanlar da vardır. Gelelim buna. Bunda da 5 tane özelliği çok geliştirmemiz lazım. Pozisyon alma, pas verme, kondisyon, cesaret, yaratıcılık. Dersiniz ki defansif özellikleri şu, zaten bu vereceklerimiz de diğerleri de gelişecek. Ama pozisyon alması, pas vermesi, kondisyonun, cesareti, yaratıcılığı işte 190'lara falan bulduk mu mükemmel olur. Şimdi NCDMC'de de boy 1.82 olabilir, 1.78 olabilir. Yani bunu da böyle çok uzun bulmayın. Çünkü NCDMC mantığı olduğu için bazen oyun sıkışır. Bir stoperi biraz öne çekersiniz. DMC yaparsınız falan. Onun için ne dedik? Pozisyon alma, pas verme, kondisyon, cesaret, yaratıcılık. Tamam, bunu hallettik. Şimdi gelelim gösterilmesine. Pozisyon almayı nasıl geliştireceğiz? Pozisyon alma, 3 tane rakibe pres uygula. Benim gibi vermeye çalışın arkadaşlar. Yani hepsini bitişik vermeyin. Bunun bazen değişik faydalarını gördüm ben. Çok detaya inmiyorum ama top çevirme. 2 tane top çevirme. Bir tane de kafayı kullan. Ya bu zaten benziyor birbirlerine. Çünkü aynı pozisyon alma. Ortak özelliklerin içinde. Pozisyon çünkü. O zaman 3 tane rakibe pres uygula, 2 tane top çevirme, 1 kafayı kullan. Aynı onda olduğu gibi. Gelelim
diğerine. Pas vermeye. Pas vermede 3 tane pas koşu şut. 3 tane de kafayı kullan. 6 tane pas koşu şut da verebilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 6 tane pas koşu şut da verebilirsiniz. Müthiş pas aldırıyor. Onu da söyleyeyim. Buna da direkt 6 tane kullan diyebilirsiniz. Ama ben yaratıcılığı da geliştireceğim ya. Bari bunu geliştirirken yanına bir de yaratıcılık eklenmiş oluyor. Onun için hani hep böyle bağlantılı yaptım ben. Gelelim kondisyona. Kondisyon özellikle bu tür stoperde çok önemli. 3 tane uzun koşu. 3 tane uzun koşu. Ondan sonra 2 tane germe. Bir tane de ısınma. Demek ki kondisyonda ne yapacağız? 3 tane uzun koşu, 2 germe, 1 ısınma. Evet, burada hız alınacağını düşüneceksiniz. Burada hız alınması sıkıntı değil arkadaşlar. Hani tamam, 1'e indirmek gerek sizin mantığınızda. Dediğiniz şeylerde mantıklısınız, haklısınız ama hani ben biraz stoperin özellikle bu stoperi sert hücum takımlara daha çok oynatır. Çünkü ileride rakibi sahasına yıktığında araya pas atsın diye stoper atıyor çünkü. O zaman hız birazcık gerekiyor. Ben bunu özellikle böyle yaptım. Şimdi gelelim cesarete. Neydi bunu bir de sesli söyleyelim. 3 uzun koşu. Kondisyon için 3 uzun koşu. 2 germe, 1 ısınma. Gelelim cesarete. 3 tane mekik koşu. Görüyorsunuz bundan güç de anlıyor. Hani güç zayıf bırakmıyoruz. 3 tane de rakibe pres uygula. 3 mekik koşu. 3 tane rakibe pres uygula. Gelelim yaratıcılığa. Çoğu insanın bilmiyorum stoperle ilgili, yaratıcılıkla ilgili ne dediğini ama ben özellikle DC, DMC ise yaratıcılığını 250 yapsanız ne farklar yaratırsınız biliyor musunuz? Yani bazı maçlarda şey oluyor ya. Mesela iki takım da aynı ama enteresan bir fark yaratılıyor. Birden bir stoper bir şey yapıyor. Bir şeyler oluyor yani. Bir farkı işte bu stoperde, DC, DMC stoperinde yaparsanız yaratırsınız. 3 tane kafayı kullan. 2 beceri alıştırması. Bir de hızlı kontrol atak. Değil mi? Evet, hızlı kontrol atak. Bunu verirseniz çok iyi olur. Görüyorsunuz hızlı kontrol atak verdiğimizde pasını da arttırmış oluruz ayrıca. Ne yapacaktık? Bunda da yaratıcılık ne lazımdı? 3 kafayı kullanma, 2 beceri araştırması, 1 hızlı kontrol atak. Böyle size harika 2 stoper anlatımını gösterdim. Karar sizin. Hani bana diyorsunuz bir sürü antrenman setleri var falan. Ya sizin kararınız. Ben karışmam. Ben bu verdiğimin faydasını eskilerde de gördüğüm zaman zaten yaptığımda da göreceksiniz. Size bu dediğimin aynısını ben de yapacağım stoperde. Mesela ne anlatıyorsam aynısını ben de yapacağım. Videosunu da göstereceğim. Yani size bunu deyip kafama göre başka bir şey yapmayacağım. Ne dedik? İkisinde özellik olarak da sert savunma stoper dediğimiz ya da muhteşem ikilinin daha ağır olanında topa hava kontrolü, hava hakimiyeti dedik. DC, DMC'de de altını 1000 kere çiziyorum. Oyun kurucu verin. Bunun şeyin üstüme alıyorum ya. Bu şekilde yapın. Oyun kurucu verin. Fark yaratmazsa lütfen bana atın. Yani görüntüsünü atın. Ama dediğim şekil kurduğunuz takımlarda tabii. Ondan sonra ne yaptık? Size bir de kendi takımımla ilgili kısacık bir şey gösterip kapatayım. Ligde şampiyon olmak üzereyiz. Yani bugün yenersek şampiyonuz. Bir dakika. Size Hacı'yı göstermek istiyorum. Bu ara düşmesine rağmen 62 gol, 30 asist. Arkadaşlar her iki kanattan oynuyorum. Ayda yılda bir karışıya çeviriyorum. Normalde bu oyuncunun 20 gol, 20 asist yapması lazım. En fazla yani. Özelliği önemli değil. Çünkü oynadığım stil bu. Ama görüyorsunuz böyle yapıyor. Ligi gösterdik. Zaten biliyorsunuz takip edenler varsa kupayı aldık. Ama şöyle bir durum var. Şampiyonlar Ligi'nde ruhumuza El Fatiha diyebiliriz.
Niye arkadaşlar? Bakın. Adamın bakın. Adamın şu anda göründüğü 115. Adamın yedekte 5-6 tane 120'lisi var. Yüzlüsünü oynatıyor. Yani videoyu çekeceğim. Ama yani 5'ten aşağı yiyeceğimi düşünmüyorum. Bakın bu da böyle oynatmış ama bence yanlış işte. Yani hazır almış sanırım. Bakayım. Hazır almış. Ya bunu oyun kurucu verirdim ben mesela. Neyse. Yani şunu diyorum. Ligi yani sezon ikinci seviye sezonumuzu bir transferle, George Hagi transferiyle 500 yeşil harcayarak bir lig şampiyonluğu %99. Kupayı aldık. Burada da çıkabileceğimiz en iyi finaldi. Finale çıktık. Yendiğimiz takım da yani biliyorsunuz. Adam 84 değil arkadaşlar. 7'ye atmış. Bir sürü kişiyi satıyor. Bu 92 falandı bilenler bilir. Bir sürü kişiyi satıyor. Paraya çeviriyor. Mesela bunu satıyor. Değişik değişik şeyler yapmış. Bunların hepsini şey yapıyor. Çünkü çok güçlü bir kadroyla çıkmıştı benim karşıma. Mesela. O benden iyiydi. Transferle ilgili de bir video çekeceğim yakında. Transferle ilgili değişik bir video olacak. Bu video bilmiyorum yapıldı mı? Ya daha değişik yani bakacağım bir transfer mantığına. Onun için izlediğiniz için teşekkür ederim. Valla en uzun videom oldu herhalde. Dakikaya hiç bakmadım ama Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin.